çok çekerim yeter ki moralin yerine. Ay Allah'ım çabuk 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 çabuk. Ay beni tanıyorsunuz. Sizin adam. Şey mi? Arap. Merhaba, benim adım Demet. Siz nasılsınız? Ay ben de bir şey zannetmiştim. Of, gerçek çekiyor musun? Kızım evliyor. Hep çıkma ama. Evli mi? Evli değil değil mi? Aa, Elçin, çoraplar senin koltuğun arkasında, unutma. Bence şu perden al kızım. Onu biraz dökelim. Oradan al. Benim yanıma gel. Oradan yormaz. Geç bakayım. Efendim. Ya şöyle ayrı olsun. Çoraplarım burada. Olur da ayrı olsun. Hayır hayır ayrı olmaz. Düşer ortada birisi oturur. Görürüm. Spotları yapınca görmez. Görmez. Bir de oturur düşer bu sefer öyle. Ya ben sana bir şey söyleyeyim mi? Sen bana senin yeri burası zaten. Ben düşmüştüm. Ay şimdi. Koy da. Beni çek kardeşim. Ben Şu anda... Kim? Kadro burada mı? Kadro bitmedi ya. Ben de görebilir miyim? Şu anda ikinci oyun olduğu için birazcık telaşsız gözüküyoruz. Ama yine içimizde bir telaş var. Az kaldı oyun. Çok heyecanlıyız. Kadro toplasana biz. Ha bu bizim partide. Uzun da şey yaparız. Kadro! Nerede onlar hepsi? Bak. İyi. Bak kalp nasıl takıyor? Görsün herkes. Önce böyle hopla bineyim şimdi bizim bu sefer. Rahatlasak canlı ya. Sonra bir tane başlayalım. Canlı. Zahir ederim bunu. Muhabbet edelim. Muhabbet edelim. Muhabbet edelim. Muhabbet edelim. Kadrodan kimse şey. Nasıl kalabalıklaşmış? Ya benim canım var. Geliyor mu? Geliyor mu? Çekme abi. Dijitali unuttum abi. Dijitali unutmasaydım. Boşver bizim CD'miz olacak. Saçlarını daha iyi takıyorum. Adamımız sayesinde. Hey!
Ben de soyunma odasını değiştirdim. Boş boş. Şantaj yaparız. Kamera içeri gir. Abi çekerim ben ya. Sonurken çekme beni. Çek içeri. Canım. Kim gelmiş? Abi bu kim değil? Ya bu kadar. Resimler ver. Resimler ver. Ben artık oyuna konsantre ol. Yüreğini de çekin Fatih abi. Ayıp oluyor. Ya ben bir şeyden... Şunu çıkarır mısın? Tamam, sus bırak. Ben sana çekeyim. Ben sana ya. Ha? İçer misin elinden? Çekiyor bu. Çekiyor ya. Makyaj yap. Makyaj yap. İçsene mi? Hı hı. Annen geldi. Ya tamam, ne yapayım? Git ne yapayım? Allah Allah. Bir daha bir de çekelim. Çek. Kapının arkasındaki ikinci değil. Seyircileri çeksene. Çocuk. Evet. Ailenizin oteli olsun. Şey, kasetin neredesiniz? Yönetim, yönetmen. Amcam geçeyim mi? Yumurum ciddiye mi? Yok mu şimdi? Çıksın lan. Üniversiteye mi ya? Öbür taraftan ama. Perdeden çıkma. Aman, aman, aman. Aa, o iyi oluyordu be. Buradan değil. Değil perdeden çıkmayın. Arka yapalım. Sen damla siyah olacaksın. Sağ 15 dakika kalmış. Tiyatrocular şey olur. Yani çok rahat böyle nasıl önlem nasıl bir başarılı mı? İyiydi. Güzeldi, güzeldi. İyi miydi? Alkış tekrar. Alacağım böyle bir şey. Pozar. Yelek bulamadık. Yelek var, bak bulduk yelek. İyi ben. Kusura bakmıyorsun değil mi? Yok, pozar. Canım ne? Aa yelek. Pozar. Tabii veriyor, abi, veriyor. Yelek veriyor. Gazeteci. Tabii tabii. Nasıl söylüyorum? Gazete. Şey. İtalyan malı ha, İtalyan malı. Tüccar abinin yelek. Dersin bu İtalyan malı ha dersin. İtalyan malı. Millet öyle dersin, bu İtalyan malı kardeş. Hakiki ne oluyor şimdi bu abi? Roma ha, Roma. Balon. Hadi giy bakayım. Hadi ya, 5 dakika kaldı. Daha nereye çıkıyor? Sahneye çıkıyoruz. Var ya millet, hadi. Tuncel Bey, kimse güzel, geldi mi? Gelen var mı? Ya ama arkadaşımı bekliyorum. Bari nasıl gideyim ben? Yok, gelen var mı? Abi, bahaneye bak. 5 kişi geldi. Valla ya. Arkadaşım bekledi için giyinemedi yine. Bitsin artık, yeter. Çıkalım. Burayı bilmiyorlar. Ben sizin hızım ayarlayacağım. Evet, hızı işte. Tamam mı? Kadro burada mı? Kadro Özge burada. Bu neden var ya? Dilek, geliyorum. Gel, al. Saat kaç oluyor? Aşk vermiyor. Aa. Bir metre arası. Boya boyayacak. Sen dışarıda boyadın. Evet, suyu. Arkadaşlar. Nasıl boyayacağız? Şekli nasıl? Şşş. Arkadaşlar. Bakın şeye dikkat edin. Perde çıkarken burada. Perde, evet. Arka planda. Burada şu anda konuşuyor. Bu sesim oradan duyuluyor şu anda. Perde kapanması gerekiyor. Perde kapanması var. Şimdi perde kapanacak. Ama birbirinize perde kapat mapat demeyin. Geçin ama açık kaldıysa artık oyun oynuyorsan bırakın perde açık kalsın buradan geçmeyin. Bekleyin şurada bekleyin. Oyundan sonra siz çıkartın tamam, kapatırsınız. Şimdi kapalı dursun. Tamam. Anladınız mı? 8'de başlıyoruz ha? İyi oldu. Sağ olun. Bekliyoruz. Hızla bitsin diye uğraşmayın. Ölümüz. Onun zevkini bakın. Gündüz onu biraz çıkarmaya çalıştınız farkında olmadan. Canım geçelim şuradan. Teyzelerin arasında taraftan. Tamam tut. Sonra biz çalışıyoruz. Şimdi arkadaşlar belli bir heyecana kavuşmalıyız, belli bir konsantrasyona kavuşmalıyız. Tamam mı? O çok önemli. Evet, gel bakalım. Ben... Ya niye böyle oluyor ya? Sürekli birileri gidiyor, geliyor. Dilek gitti bakın. Dilek? Ya ben hocalarımı bekliyorum. Gelsin sesini. Ya. Ne yapıyorsun? Ama ne yapıyorsun? Yani hakikaten bakın arkadaşlar. Ya hayır, telefonun bak. Yerinde yoktu, onu kullanıyorum. Tamam, doğrudur. Ama şuna dikkat edin, bakın. Telefon olmadan orada, bir şekilde telefon olmadan kurtarırsın. Ama havan değilsen öyle kurtaramazsın. Çok önemli.
Anlatabiliyor muyum? Tabii ki telefon orada olması önemli. Ama ne yaptık? Bu koltuğun üstünde kalmış. Otururken oturabilecekmiş. Son almışsın sen. Şimdi bakın bunları söylüyordum. Ne yaptık? İkinci, yani hiç umursamadık. Son dakika, 10 dakika kadar hala biz hiçbir şey daha şu, şurada mı, burada mı daha yeni değerlendirmeye başlıyoruz. Babasına giremedik için. Tamam mı? Şimdi neyse bir şey yapalım. Aksaklıklar olabilir. İlkinden daha büyük aksaklıklar da olabilir. Karşınıza çıkabilir. Ama bir şeyleri biliyorsunuz. Bir şeyleri bilmeye başladığınız zaman bakalım bu yeterli olacak mı? Bunu göreceksiniz. Şimdi şey yapın. Şöyle bir... Tamam. Şimdi şöyle bir çamlar alın yine. Evet. Evet, şöyle boy sırasına göre şey yapamayacak. Kısa, uzun, biraz dengeleyin kendinizi. Ha, sen mesela bunu yapabilirsin. Sen bu tarafa döndün. Ha, sen de onu yapabilirsin. Tamam. Şöyle biraz yuvarlak. Tamam. Sizde bir çuf çuf gitme özlem var. Küçük yer hiç tren olmamışlar da. Abi ben gidiyorum yakalım ya. Hayır ya. Şimdi bunları izleyip izleyip çok güleceğiz söyle. Yaratıyor. Tamam. Allah'ım. Canım baksana tamam. Perdenin önünde durup perdeden içeri kimseyi almam lazım. Sokmaz mısın? Tamam. Kalabalık mı? Sen gel buradan çık. Tamam. Sizden de bir şeyler de bir kapının olur. Yok buradan çıkma. Oradan çıkma. Teşekkürler. Kapanmıyor değil mi? Perdenin orada kimseyi içeri almaz. Bir bile bastı bastı. Evet. İyice biraz yumuşayın, iyice gevşeyin. Stres beklerim. Tamam mı? Evet, şimdi gözlerimi kapayın. Evet, bir rahatlayın şöyle iyice. Şimdi bir ilk oyunu düşünün, neler yaptınız? Neler yapmadınız? Neler yapmanız gerekiyordu? Nerelere su döktünüz, dökmemeniz gereken yerde? Gözler kapalı kapalı. Ondan sonra müzisyenler üzerine su dökmeyin. Yazıktır. Yazıktır, günahtır. Sonra işte tiplemeler biraz düşündük. Kendinizle neler yapabileceğiniz biraz daha böyle seyirci korkusundan, sahne korkusundan çıktık, biraz atlattınız. Hani neler yapabileceğimi biraz daha gördünüz. Aklınızda ya şunu da yapardım, bunu da yapardım oldu. Onları bir sıralayın kafanızda böyle. Ama bir şeyleri yapmış olmak için yapmayın. İçinizden geliyorsa, o anda yediriyorsanız uygulayın. Yedirmiyorsanız uygulamayın. Ekleme gibi olmasın yani. Evet. Şimdi sabahki oyunu... sabahki oyun güzeldi. Şimdi ona çok daha güzel bir oyun olacak. İnanıyor musunuz? Çok daha güzel olacak mı? Evet. Yani. Birbirinize bu inancınızı bir göstermiyor. Daha iyi yapacaksınız. Şöyle birbirinize söyleyerek bir dolaşın bakalım. Daha güzel. Daha güzel sulayabileceksin. Hepsini sulayacaksın. Çok sevdiğimiz bir şey. Efendim. Çok güzel. Evet. 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 Kendinizi gaza getirin. Ziya'cığım, başarılar. Hale. Anlarsın evet. Hocam. Evet, şimdi Görkem hocamız da oyunu sizi çıkartıp çalıştırdığı için bir de ona teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Son dakika oyuncusu olarak bütün katkıları olan bendeniz olduğu için size teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok şerefsiz olduğum gibi. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz canım benim. Canım oldu. Evet. Size teşekkür ederim. Bir şey söyleyeceğim. Ölmeden önce ben bir tiyatroda oynayamadım bile diyemeyeceğim. Ne kadar oyunu kaldı abi. Canavar olacaksınız tamam mı? Sizden iyi bir şeyler bekliyor. Seyirci iyi bir şey görmek için geldi. Sabahki insanlar iyi şeyler yaptığını söylediler. Arkadaşlarına öyle söylediler. Onlar da daha iyisini yapıp sabah görsünler. Tamam mı? Coşkulu oynayın. Çıkın, yüksek oynayın. Işık kapanmasa, açılmasa, şu bu falan hiçbir şey umursamayın. Her şekilde yaparsınız. Tamam mı? Tamam. Tamam. İtalyan alnında yenildi. 5 dakikanız var. Gıcır. 5. Bir dakika bekleriz. Yaklaşık 10 dakika sonra başlarız. Tamam. Benim için. 5 geçelim. Neyim var? Korkma altın. Korkma altın. Korkma altın. Bitti artık. Biri alır getirir. Koltukların üzerinde. Hangi koltukları?
ön tarafı. Aa, ben orayı şey, hocalara tutacaktım da geldiler mi hiç bilmiyorum. Evet arkadaşlar, son 5 dakika. Son 5 dakika. Evet, düşünceli sırayla. Düşünceli mi? Çok heyecanlıyız. Valla çok güzel seyirciler gelmiş. Bir tane de tiyatrocu abim gelmiş, bıyıklı. Orada buradan ona sevgilerimi yolluyorum. Çok heyecanlıyız. Çok. Beni ikinci yerden önce çek, orada bütün rollerim. Ben annem, babam ve kardeşime sevgilerimi yolluyorum. Değil mi söz? Düşüncelerim. Bakmayın ya. Düşüncelerim. Ay çok bir şey. Mehmet Akif geldi, Cem geldi. Hangi bir şey? Hocam gelmedi galiba, bilemiyorum ama neyse. Beni o kadar yakından çekmiyorum, bir ortaya çıkıyor. Benim ise hiç kimsem gelmedi. Aa, ah. Ah, ağla ağla. Canım, o otelde onun hiç kimsesi yok. Ah, şehir dışında. Sen otelde ol. Herkese sevgiler, selamlar. Ben metroseksüelim ama tespihim var. Hem metroseksüel hem tespihli. Geliyor. Evet, ben kameramanınız Oğuz. Millet geliyor dedi. Şöyle söyleyeyim, bu ya. İkinci oyunumuz. Ve bana maalesef bu da kameraman rolü verildi. Ne kadar güzel bir şey değil mi? Neyse, bu görevi elimden geldiğince yapmaya çalışacağım. Bu benim vazifem. Ya şu oyunu oynasak da kampanya etsek diyorum ya, valla. Değil mi? Şöyle güzel güzel. Ya, böyle konuşulmaz. Ve buradan Çiğdem'in derneğinin bütün üyelerine sevgilim selamlar yolluyorum. Herkesi seviyorum. Daha yüksek sesle alabilir miyiz? Bütün buradan Çiğdem'in derneğinin bütün üyelerine sevgilerimi selamlar yolluyorum. Herkesi seviyorum. Ve daha nicelerine. Dalga geçiyorlar benimle. Çok üzüntü olmamış mı saçların ya? Bence çok güzel. Bence de yürü. En azından yürü yani. Tanya. Aman. Bu da kim eksik biliyor musun? Fındır arkadaşlarım. Bakın sesi dinleyin. Size ne hatırlatıyor? Evet. Kanal Yıldız'da yayınlanan Biz Buluşuyoruz programı başlıyor. Reji, hazır mıyız? Hazır. Evet. Kameraman oğlum sen? Hazır. Tamam, müzik. Evet, sunucu kızım. Hazır mısın? Hazırım, geldim. Tamam, canlı yayına giriyoruz. Hazırsın? 5 saniye. 5, 4, 3, 2, 1. Kayıt. Sevgili seyirciler, Türkiye'nin en çok izlenen programı Biz Buluşuyoruz'a hoş geldiniz. Programımızda birbirlerini 20 yıldır görmeyen anne ve kızı buluşturuyoruz. Şimdi alkışlarınızla sahneye Melat Hanım'ı davet ediyorum. Melat Hanım'ın 20 yıl önce 2 yaşındaki küçük bir kız olarak kaybettiği Betül'ü Kanal Yıldız ekibi uzun araştırmalar sonucunda nihayet buldu. Melat Hanım, 2 yaşında bir bebek olarak kaybettiğiniz Betül az sonra Kanal Yıldız'ın bu stüdyosunda karşınıza çıkacak. Bu hayatınızın en önemli anında neler söylemek istersiniz? Çok mutluyum. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Bir an önce kızımı kucaklamak istiyorum. Kızınızı Kanal Yıldız buldu. Kızınız şu kapının ardında. Heyecanlı mısınız? Ay çok heyecanlıyım. Bir an önce kızımı kucaklamak istiyorum. Kanal Yıldız izleyicilerine duygularınızı anlatır mısınız? Duygularım çok. Ama sunucu kızım, benim kalbim var. Üzüntüye gelemiyorum. Bizim de kalbimiz var. Ay evet. Peki Melat Hanım, kızınızı bulan Kanal Yıldız'ın programlarını beğeniyor musunuz? Ay çok beğeniyorum. En çok hangisini beğeniyorsunuz? Feri'nin Çemberini. Ay sizinkini. Teşekkür ederiz. Peki başka? Türkiye'nin Şapalakları'nı. Ama Türkiye'nin Şapalakları Kanal Yıldız'ın programı değil ki. Ay affedersiniz, bizim orada Kanal Yıldız programı pek net çıkmadığı için. Neyse efendim, biz konumuza dönelim. Kızınızı Kanal Yıldız buldu değil mi? Evet, Kanal Yıldız buldu. En çok hangi kanalı izliyorsunuz? Sizin kanalı.
Doğru mu söylüyorsunuz? Evet doğru söylüyorum. Ekmek konan çapsın ki doğru söylüyorum. Peki kızınızı bulan Kanal Yıldız'ın yalnızca gazetecilik değil, aynı zamanda da bir insani görevi yerine getirdiğini düşünüyor musunuz? Evet düşünüyorum. Yani kızımı görmek istiyorum yeter. Peki sizce Kanal Yıldız'ın kızınızı bulmuş olmakla yapmış olduğu hizmet televizyon gazeteciliğinde önemli bir aşama mı? Evet önemli bir aşama. Kızınızı Kanal Yıldız'dan başka hiçbir kanal hayır, aramadı değil mi? Hayır aramadı. Bir tek siz aradınız. Efendim? Bir tek siz aradınız. Sizce en büyük kanal hangisi? Kanal Yıldız. En büyük Kanal Yıldız. En büyük Kanal Yıldız. Başka büyük yok. Madem başka büyük yok o zaman neden en büyük kim olduğunu söylemiyorsunuz? Söylüyorum daha nasıl söyleyeceğim? Kanal Yıldız diyorum. Meral Hanım, yönetmenimiz telefonlarımızın kilitlendiğini söylüyor. Halkımız tarafından olağanüstü bir ilgiyle izleniyoruz. Televizyonların yerini açan seyircilerimiz için bir kez daha belirtelim ki kızınızla az önce Kanal Yıldız ekranında konuştuk. O da sizin gibi Kanal Yıldız'a olan minnettarlığını belirtti ve o da hemen sizinle kucaklaşmak istiyor. Tüm Türkiye'de, tüm reklam verenler bu kucaklaşmayı heyecanla bekliyor. Melat Hanım, kızınızla kucaklaştığınız zaman Kanal Yıldız'a olan minnettarlığınızı birlikte dile getirmek ister misiniz? Getirmek istemez miyim? Öyleyse getireceksiniz. Getireceğim. Söz mü? Söz. Ne yapacaksınız? Neler getireceğim? Baklava, çamaşır, çorap. Yani siz şu kapıyı açarsanız her şeyi getireceğim. Melat Hanım ama çok acele ettiğinizi görüyorum. Yani biz burada hayatınızın en samimi anında Kanal Yıldız'ın en büyük olduğunu, en samimi sesini de duymaktan o kadar mutlu oluyoruz ki. Yani bu mutluluğumuzu sürdürmeyi reddedecek kadar taciz olmadığınızı da biliyoruz. Peki Melat Hanım, kızınız şu kapının ardında. Kapıyı açmadan önce son kez neler söylemek istersiniz? Kanal Yıldız'ın çok büyük olduğunu söylemek isterim. Başka ne diyeceğim? Güzel. Öyleyse artık açabiliriz. Sevgili seyirciler, işte Kanal Yıldız stüdyolarında yaşanacak o tarihi an geldi. Birbirlerini 20 yıldır görmeyen anne Melat Hanım ve kızı Betül Hanım az sonra canlı olarak hayatın naklen yayını olarak buluşacaklar. Kanal Yıldız Betül'ü bulmayı bir ahlaki sorumluluk, bir anne. İnsanlık görevi. Ay yavrum! Yavrum! Aa Betül Hanım, erken geldiniz. Oysa biz buluşmadan önce kısa bir reklam varız. Tamam, 5 dakika. Sevgili seyirciler, biliyorsunuz gösteri devam etmeyi deyip kural vardır. Show must go on. İşte bu kralı bozmamak için yönetmenimiz reklamlarımızın 5 dakika sonra gireceğini söylüyor. Biz de bu arada anne kızla olan sohbetimize devam edelim. Melat Hanım, Betül Hanım sizleri böyle alabilir miyim? Melat Hanım. Hadi ama canım yani biraz kısa kesin şu kucaklaşmayı. Bize ayrılan süre dolmak üzere. Sevgili seyirciler, şu an gördüğünüz gibi olayın tam ortasındayız. Şokun tam içindeyiz. Melat Hanım, Betül Hanım, pardon. Melat Hanım, lütfen Kanal Yıldız izleyicilerine duygularınızı anlatır mısınız? Senin de... Önce Vali Efendi bir nutuk söyledi, ardından da Müftü Efendi.
bir penceredir. Bu pencereden ziya girecek. Yalnız ziya değil, başka şeyler de gelecek. Medeniyet, nur gibi medeniyet, tekerleklerin üstüne binerek bize kadar geldi. Şu tünele bakınız. Bu delikten neler doğacak neler. Nur istikbali bizimdir. Mehmet Efendi'nin nutku Umulan'dan da çok alkış aldı. Alkış kıyamet. O günden sonra nerede bir tören olsa, bir davet olsa her yere Mühte Efendi'yi de nutuk söylemesi için çağırırlardı. Yalnız Mühte Efendi her gittiği yerde aynı nutku söylerdi ama tren kelimesini içerisinden çıkartırdı. Mesela Cumhuriyet Bayramı'nda. Cumhuriyet karmaşadan bir penceredir. Kereste fabrikasının açılışında. Kerestelerimiz, fabrikalarımız karmaşadan bir penceredir. Büyüklerden birinin şehrimizi ziyarete gelişinde. Tayyip Bey karmaşadan bir penceredir. Hep bu nutuk söylendi. Ziya adında bir akrabamız var. Babası çok zengin. İstanbul'dan bir gelin getirmişler. Düğün ziyafetine şehrin bütün ileri gelenlerini de davet ettiler. Aile çok mütazı ama son derece mütazı. Kadınlar erkekler ayrı yerlerde oturup yemek yediler. Daha sonra hepsi bir arada toplandılar. Ne dosta gelin İstanbul'lu ya. Ve sonra Müftü Efendi'ye konuşması için rica ettiler. Yeni kurulan bu yuva karma açılan bir penceredir. Daha nutkun başında bir hoşnutsuzluk mırıltısı başladı. Ailenin pencereye, hele de garba açılan bir pencereye benzetilmesi bizim mutasip çevremizin insanlarını sinirlendirdi. Müftü Efendi gelini göstererek devam etti. Bu pencereden ziya girecek. Yalnız ziya değil, başka şeyler de girecek. Ama Müftü Efendi nutkunu hala sürdürüyordu. Medeniyet, nur gibi medeniyet, tekerleklerin üstüne binerek bize kadar geldi. Tekerlek olmasaydı, bugün dünyada hiçbirimiz olamazdık. Zaten İstanbul'dan gelin aldığı için yayılan dedikodulara sinirlenen Ziya'nın kaşı göze oynamaya başlıyordu. Ziya'nın elleri titriyordu. Müftü Efendi bu gergin havada hala nutkunu sürdürüyordu. Bu gördüğünüz delikten neler doğacak neler. Nurlu istikbal bizimdir. Müftü Efendi yer yer yükselen mırıltıları hala başarının bir sesi zannediyordu. Ve Ziya'ya dönerek şöyle söyledi. Eline geçirdiğin bu hazineyi iyi kullan hemşerim. İyi kullanırsan çok para kazanırsın. İtibarım artar. İşler eskisi gibi değil artık. İş bir kere yol açıldı ya, her şey yol açılıncaya kadardır. Herkes rahat rahat gidip gelecek. Damat Ziya elini arka cebine attı. Her an bir cinayet çıkabilirdi. Bu gergin havada Müftü Efendi nutkumu sürdürmekte ısrarlıydı. Her seferinden girecek seni. Kaç sefer olursa o kadar karlısın, gel gel bir içeri. Yabancının elin malı değil ki or kullanalım. Kendi malımız, hepimizin ortak malı. Damat Ziya 3 gün sonra İstanbul'dan getirdiği güzel gelini geri gönderdi. Evet be! Boşandılar. Yeah, let's do it again. Listen to me, sir.
Bugün kiminle karşılaştın biliyor musun? Bilmiyorum, orada değildim. Eski karınla. Ya nerede? Markette. Daha doğrusu biz karşılaşana kadar orası marketti. Birdenbire cenazeyle bağlamak pisine döndü. Hani sanki birbirimiz için uygun mezar taşı bakıyormuşuz da karşılaşmışız gibi oldu. Ve birbirimize o kadar abartılı görmezlikten geldik ki yani o sıra göbek atmaya başlasam bu kadar dikkat çekmezdi. O hemen büyük omuz kutuların arasında kafasını gömdü. Yani deli gibi domates seçmeye başladı. Bu yüzden mi dolapta 6 kilo domates var? Ne yapayım? Yerini verseydim. Seçmiş bulundum bir kere. Hem benim yine iyi. Eski karım 6 tane 5 kiloluk omatik aldı. Neden ne yapacağını şaşırdı. Elinin titremesinden omalar köpürdü. Hem de ambalajın içindeyken ve bir damla bile daha bir süre temas etmemişken. Sen ne yaptın sadece bu? Hayır canım. Ben o kadar rahattım ki zaten benim rahatlamlarım değil. O kadar rahattın ki bütün yaz idare edecek kadar domates aldın. Ya daha ne kadar uzatacaksın bu domates kokusunu? Yavrum, karınla karşılaşmışsın. Bu da normal şartlarda gergin bir durumdur tabii. Peki, bir dakika. Sen şimdi bana, yavrum, eski karına da karın mı dedin? Öyle mi dedin? Bırak şimdi, bal gibi de biliyorsun artık. Ya yavrum, niye takıyorsun bu detayları bu kadar anlamadım ki? Allah'ım, bu adamın genişliği beni öldürecek. Yahu bana hayatında gerekli olan bir tane detay söyler misin? Senin için her şey gereksiz. Ekmeği dilimleyip sofraya getirmek. Bir yemeğe giderken ikimizin aynı tarzda giyinmesi. Ve buna ekleyebilecek bütün detaylar gereksiz senin için. Hatta sana kalsa eve falan da gerek yok. Şöyle küçük bir mağarada işimizi görebilir. Mağara mı? Nereden nereye taşıyorsun tartışmayı ya? Ne yani? Senin ekmeğin de parçalama hadisin yok mu? Ne olacak bu artık? Açıklayayım. Bak, ekmek ilk bulundu. Yani bundan ta binlerce yıl önce gerçekten de senin yöntemin kullanılıyordu. Kabilenin iri yarı erkekleri ekmeği elleriyle bölüp sofralara dağıtıyorlardı. Ama sonra insanlık bıçağı buldu. Hatta buna da yetinmedi. Yani bıçak konusunda derinleşen özel ekmek bıçağını buldu. Hani şu keskin yerleri tırtıklı olan var ya, hatırladın mı? Ama sen atalarımızın bütün bu çabalarını boşa sayıp hala ilk çağdaki yöntemi kullanıyorsun. Sen niye taktın bu eski karın konusuna? Nasıl takmayayım ya? Ona hala karın ne bileyim, dilim sürçtü canım. Onu sevseydim boşamazdım zaten. Öyle olmadı zaten. O seni boşadı. Hatırlarsan biz de bu vesileyle konuşmuştuk. Bana ilk 6 ay karını anlattın ve toplam bir yıl boyunca da onunla bile seslendin. Eski karım yani. Hoşuna gider diye söylemiştim. Hani hala onu seviyorsun ya. Diyorum ya, onu sevseydim boşamaz mıydı diyorum. Ha, 6 ay boyunca ben mi ağlıyordum ya? Evet. Ya hayır, bir ara durumu o kadar abartmıştın ki deli olmak zorunda, deli olmak üzereydim. Ekmek görsem o da ekmek yerdi. Gazete görsem karım o kadar iyi bulmaca çözerdi ki görsem şiare altını yerdim. Deyip deyip ağlamadın mı? Ya sen de abartmıştın ya. Bana nereden hatırlattın şimdi? Ay güzelim ya. Ya onu hatırladım da güzel. Ne iyi geçti ya. Günlerimiz ne acayip geçerdi ya. Ya bir keresinde ben bulmaca çözüyorum hiç unutmam. Bulmacada bir soru çıktı. Tibet öküzü mü, Tibet sığırı mı ne? Yani zaman içinde öküzlerle karşılaşmamış. Ve karşılaştıklarıma da birader sizin memleket nere diye sormamışsınız. Yani Tibet'te hayvancılık ne durumda onu da bilmiyorum. Canım ya. Ben böyle düşünürken kara kara. O da orada kahve yapıyor. Ondan sonra göz ucuyla baktı, hemen anladı ne çözmeye çalıştı. Yak dedi, yak. Ne? Tibet sığırının adı yakmış. Saatlerce güldük, yak, yak diye. Nasıl buldun diye, yak diye. Saatlerce güldük ya. Canım benim ya. Ne kadar severdim onu. Oysa yani aslında kaç ay oldu ben boşanalı. Hatırlamıyorum da. Allah Allah ya. Yani canım benim ya, bir keresinde hiç unutmam. Gene bulmayacağım. Ne kokuyor buraya? Benzin mi kokuyor buraya? Yanıyor buraya! Canım nereye gittin sen? Aşkım! Aşkım! Yeah, let's just begin.
Ay bizim evde yemekleri Gülbüz yapar, ben yemek de sunuyorum öyle şeylere. Tabii canım, bir de hizmetçiye veririm, parayı yapar. Gülbüz oturuyor, ne yapsın? İkinci söyleşiyorum, bu farkındaysan. Nebahatlerde bulacaktım. Pazar günü canım. Kız senin kocan da her yere gelmek zorunda mı? Ay bizim Gülbüz oturur evde, çocuk gibi. Senin kocan her yere geliyor seninle ya. Neyse canım. Tamam canım. Şengül, faturayı Gülbüz ödüyor. Öpüyorum. Bay bay. Hayatı! Hayatı! Ay doldu mu ki? Hayatım buradasın demin. Gel hoppa! Niye? Sonra mı sordun ki? Seslendim. Oğlum olası bu ev işi seslenmeleri anlamamışsındır. Ya sussan gülün ne oluyor ya? Sen işinden geçir yeter, ben duyuyorum. Uzar mı? Seninle karşılıklı apartmanlarda oturan koca karılar değiliz ki memelerimizi pencerenin pervazına mevzileyip seslenelim. Konuşabilirsin herhalde. Bunu daha çok küçükken yapman gerekirdi. 9 aylıkken filan. Gülbüz, komik olduğunu zannetmem. Ne komik değil mi? Aşkım konuşma da akışını değiştirelim. İleride bir çağlayan görüyorum. Sen de bizi oraya sürüklüyorsun. Bu cümle pek barışçıl değil. Eğer beni suçlarsan ben de seni suçlamak zorunda kalırım. Sonra sen bir daha beni suçlarsın. Sonra şiddetli bir kapı sesine kadar gider bu. Bugün kavga etmeyecek. Dün geleden sonra bu çok anlamsız oldu zaten. Kavga etmeyecek. Hatırlarsan yatak odamızın kuruluşu gibi bir şey oldu. Öte yandan. Olayında bir nami sakız olsaydı daha iyi olurdu ama neyse. Ne demek istiyorsun? Söylemek istemiyorum, kendi kendime konuşuyorum. Sen benim ağzımı koktun mu söylüyorsun? Ne var bunda canım? Herkesin ağzı kokar. Ay hiçbir ne var, bana hiçbir şey için ne var bunda demek görüyorsun. Kapatalım mı? İlk buluşmamızdan beri kapattığımız birinci koydu, farkındaysan. O zaman baştan alalım mı? Geri saralım istersen tartışmamızı. Tamam, ben seni evden ararım. Aa, saçmalama. Tamam, eve gelirim, yüz yüze görüşürüz zaten. Biraz karar versen. Her gün seninle aynı evde yaşıyoruz. Her gün seni görüyorum. Bir de seninle görüşmek için para vereceğim, değil mi? Görüyoruz. Otur. Otur. Tabii. Bak hayatım, günümüzde kimle görüşmek istersen biraz para vermek istiyorum. Günde 5 kere aradığın manasız arkadaşlığına yaptığın 5 para etmez sohbetler için bile biraz para veriyorsun. Kimmiş bu manasız arkadaş? Aa, söylemekle bitmez. Ama bitirmeye çalışayım. Semih, Nurettin, Muharrem, benzerleri. Semih de mi kötü oldu? Adam ülkenin sayılı cerrahlarından biri ya. Evet ama hala yemek yerken ağzını şapırdatıyor. Alt kemeti doğuştan bire döndü, ne yapsın adam? Utanmadan çekilip çıkıyor. İşte hiçbir zaman üst üste gelmiyor ki çekirdeği kabuğu ikiye bölünsün. Çekirdeği ağzında uğraştı, tuzun emiyor. Kalma şahıs pozayı da gözünün önünde sergi açıyor. Ay neden çerez ağacı diyorsun ki direkt tuz verildi, sağol işte. Hakkında abuk sabuk konuştuğun adam var ya, ülkenin sayılı mikro cerrahlarından biri. Ay bugün kongrede çekirdeğesine bak, bak onun soğukuna bak falan. Ama senin arkadaşların hiçbir zaman benimkiler gibi değil. Mesela telefon faturalarımızda eşi benzeri bulunmaz bir yeri olan Şengül'ün ismini unutmamak lazım. Yani Semih de hiçbir zaman böyle faturalar yok. Bize böyle faturalara mal olmaz. Yani kabuklu yemiş yemekte zorlanıyor olabilir ama her gün 5 saat konuşmuyor. Ya da ailemizin iç işlerine karışmıyor. Şengül benim en iyi arkadaşım. Onlar da tecrübesi var. Hangi konularda? Aa, her konuda. Kadınlar, ilişkiler, erkekler, her şey. Bunlardan neden kendisi istifade etmiyor acaba? Ne zaman
arasında 4 saat hakkında konuşuyorsun. Ve doğal olarak ilişkimizden her gün 4 saat çalmış oldu. Yani Şengül'le sürekli aleyhinde konuşup dönüp birinde sevişmen sağlıklı bir şey. Ha, bir de annen var. Şengül'ün öldüremediği yanlarını annenle çok güzel öldürüyorsun. Gürbüz, anne bak. Aynı özeni annenden yani. Benden hala o adam diye bahsediyor. Ay sen benim telefonlarını mı dinliyorsun? Yok canım, böyle şöyle bir olay oldu. Telsiz telefon geçenlerde tuvalette kalmış. Ben de tuvalette işime geliyorum. Telsiz telefonla karşılaştık. Açtım, baktım. Valide Hanım'ın şen kahkahalarıyla karşılaştık. O sana, o adam ne evde, yaşıyor mu? Gibi bir soru sordu. Sen de tuvalette. Bunun üzerine, desene yakıştığı yerde. Ve bu salak espriye 2 dakika boyunca güldünüz. Ve o iğrenç 2 dakikanın parasını ben ödemek zorunda kaldım. Ya biraz saygı istiyorum ya. Koca olarak değilse bile bir sponsor olarak saygıyı hak ediyorum herhalde. Faturayı ödüyor olman telefonda konuşanları ödeme hakkını anlıyorsun. Öyle mi? Öyle. Neye para harcadığımı bilmek de benim hakkım. Bundan sonra git annene söyle, cep telefonunun parasını o ödesin. Diyorsun. Evet. De. Al o zaman. Cep telefonunu. Sen onu nasıl anlarsın? Onun da parasını ben ödemiştim. Onun da parasını ben ödemiştim. Peki bu telefonun parasını mı? Ya manyaklaşma. Hasta mısın sen ya? Ya bırak şu telefonu, manyaklaşma. Birinci perdeni söyle. Çık içeri. Oh, çık sen de bir defa. Sonra dur bakalım. Evet, ilk sahne nasıl olur? Daha çok göbek gösterdi. O zaman daha zaten. Göker, uzun göğeri. Ya niye stresliyim? Baksana, gel. Ha vallahi sana soğuk lazım. Görkem, siyah pantolonu giysin, böyle daha güzel olur göster. Bak, siyah pantolon daha güzel. Üstüne çekmiş. Yok yok, öyle iyi vallahi. Niye streslisin? Rahat oynamak lazım benim ya. Rahat oynamak. Evet, karşınızda... Bu işleri yeni yeni öğreniyorum işte. İsmin acı senin. Bu işleri yeni yeni öğreniyorum. Otello. Aynen öyle. Valla o. Ay yeter ama artık Benim gitmem lazım. Senin bu telaşın sebebi ne? Geç kaldım. Nereye? Gitmem
gereken yere. Bilmiyorum, bugün hiçbir şey bilmiyorum. Gürbüzcü, bilmediğin bir yere nasıl gideceksin? Tarif üzerine. Gürbüz, sinirlenmeye başlamamız senin için bir sakıncası var mı? Hayır yok, zaten ben de kiminle buluşacaksın sen? Bir okurum da. Bir okurum da? Ne de yolda bir kafede. Bu okurunun adı ne senin? Nurten. Adı Nurten. Ama sen kadın olup olmadığını bile bilmiyorsun. Olsun canım. Benim bir arkadaşım vardı, mesela ismi Gürten'di. Ve erkekti öyle mi? Yok, kadındı ama bir sürü Gürten isminde erkeğin olabileceğinden söz etmişti. Gürbüzcüğüm, sabrımızın onu merak ediyorsan sevirmeni aydınlatayım, tam oradasın. Bir adım daha atacak olursan sınır dışı olacaksın, haberin olsun. Bana çoraplarımı unutturdun. Geç kaldım. Konuşuyorsun dırdırdır. Çoraplarım nerede? Gördünüz mü? Pardon, siz gördünüz mü? Şu çoraplarımı yiyorum. İşte burada her zaman koydum herhalde. Nerede bu çoraplar ya? Ya nerede bunlar ya? Siz nerede tanıştınız bu kadınla? Tanışmadık. Ya kadın ya da erkek sürekli bana mail gönderiyordu. Ve tanışma isteğini belli ediyordu işte. Ondan sonra ben de tamam kabul ettim, gelirim dedim. Randevu verdim. Nerede buluşacaksınız Yürbüz? Beyoğlu'da bir kafede. İyi. Hoş bir kahve kokusu, dipten gelen bir enstrümantal müzik ve bir yazarla okurun tadına doyulmaz edebiyat sohbeti. Çorapsız bir yazarla bir okurun sohbeti. Üzülme üzülme, o kadar sıkı giyinmene gerek yok. Belki de yakında soyunursun. Nasıl yani? Nurten kadınsa yani. Biraz abartmıyor musun? Yok canım. Akşam da bir bara girersiniz herhalde. Saçmalama. Daha Nurten'in kadın olup olmadığı bile belli değil. Niye saçmalayayım ben? Ya sen niye fantezi hikayeler uyduruyorsun? Gürbüz bak, eğer uygun bir yer bulamazsanız akşam buraya getir. Ben anneme giderim, ne olacak? Ya niye fantezi hikayeler uyduruyorsun ya? Saçmalama. Ya bir okurum benimle tanışmak istemiş. Romanımı merak etmiş. Edebiyat sohbeti yapacağız. Hepsi bu işte. Sen onun için bir saattir gözünün önünde duran çorapları görmüyorsun değil mi? Her zaman koyduğun yerde çoraplar. Aa, al. Hani çoraplarım. Madem bir saattir elinde niye arayacaksın? Ben çoraplarını pencereden aşağı atıyorum. Sen giderken bir zahmet olur giyersin. Bir saçmalama kadın. Güle güle. Güle güle çorapsız ve ahlaksız yazar. Normallerin yanında. Üstünde demek istedim herhalde. Üstünde miymiş? Buradan bakınca yanında gibi duruyor da. Sevgilim, sen hiç televizyon seyrettin mi bu aralar? Hayır ama bütün programları ezbere biliyorum sayın. Ya sen o kadar çok açıyorsun ki bu televizyonun sesini. Duyanlar da yan semttekilere televizyon yoluyla laf soktuğunu zannedecekler. Bir kere buradaki televole müthiş. Adamlar bir kere çekmişler programı, her hafta aynı şeyi yayınlayıp duruyorlar. Hiçbir işte maliyeti bu kadar aza indirme imkanı yok. Olur mu canım? Her hafta yeni bir tane yayınlıyorlar. O zaman sunuşları bir kere çekmişler. Çünkü hep şöyle sesler duyuyor. Sevilen sanatçı Galatasaraylı İbrahim Erkal, dansözlere taş çıkarttı. Bu taş çıkarttı kelimesi üzerinde biraz durmak lazım. Çok güzel bir şey. Ama doğada bu kadar sık rastlayamıyor. Ama senin bu dansözlere, bayhanlara, abidinlere sık sık rastlamak mümkün oluyor mu? Ne var? Ne var yani?
oyalanıyorum işte. Sevgilim, televizyon seyretmek hiçbir zaman oyalanmak değil. Boş boş televizyon seyretmek oyalanmak değil. Yani Malatya'ya giderken mesela trenle gidiyorsun değil mi? Evet. Ondan sonra kitap okursun. Bu bir işim varken kitap okumak oyalanmaktır. Ama böyle boş boş oturmak oyalanmak değildir. Ben de öyle yapıyorum zaten. Televizyon seyrederken böylesine bakıyorum televizyona. İşim öyle. Öyle boş boş bakıyorum. Hem ben başka bir şey demek için televizyon konusunu açmıştım. Bunu niye böyle yapıyorsun? Bak. Bir şey düşünmek için başka bir şey düşünüyorsun. Başka bir şeyden bahsetmek için de başka bir şey düşünüyorsun. Şunu diyeceğim. Televizyonda sürekli deniz kenarı, plaj görüntüleri var. O görüntülerin hiçbirinde bize rastlayamıyorum. Rastlayamazsın. Neden? Çünkü biz orada değiliz. Neden bizim bir yazlığımız yok? Kışlığımız yok. Ne alakası var? Çok alakası var. İçmeye ayranın yoksa tuvalete de bir zahmet yürüyerek gidecek. Tahtirevancı arkadaşlar da başka bir ekstraya çıkacak. Ama yazı kışı kadar pahalı değil ki. Çok ucuza taksitle maksitle evler satılıyormuş. Çok ucuza taksitle maksitle. Ölümsüzlük henüz keşfedilmemişken çok saçma bir şey var. Ev al. Ondan daha saçması vardır yazlık ev al. Neden? Bir kere şundan, ya yazlık ev alanlar sülale içinde doğal keriz muamelesi görüyor. Yani herkes de sülale içindeki, hatta arkadaşlarda bile yaşasın artık bizim de bir yazlığımız var duygusunun uyanmasına göre. Şimdi sen diyorsun yazlık evimiz var. Şimdi yazlık evimizi almışız. Yazlık evimizin balkonundayız. Önümüzde deniz var. Güzel. Ama burada bir kabus var. Bir de evin önüne bakıyoruz ki 8 arabalık bir konvoy. Amca, dayın, Dudu yenge, bilmem ne enişten, akrabaları. Ve 20 adet çocuğu. İnsan etiyle besleniyorlar. Nedenmiş o? Niye senin akrabaların gelmiyor? Hiç merak etme. Arkadaki diğer konvoyda amcam var. Ya, böylece bizim taksitle maksitle aldığımız yazlık evdeki görüntü şu. Ev tıka basa dolu. Herkes bir yerlerde yatıyor. Biz de yer yokluğundan oturup şöyle bir köşeye kıvırdı var. Ah, ayağına bastı bir şey. Bakar mı? Bir şey var. Kim bu? Balkonda bizim sandalye. Duruyorum. Benim kalmış margarita var. Bu filmin akışını düşünüyorum. Yazık yazık. Yazık yazık. Ya? O zaman 5 yıldızlı bir otele gidelim seninle. Şimdi oteller bile çok ucuzlamış. Tamam, otele gidelim o zaman. Gidelim, hadi gel. 5 tane. Buraya geldik çünkü takipten zevk almak istemiyoruz. Niye? 5 yıldızlı otelden hiç zevk almayacakmışız ki. Bir kere şundan, 7000 kişi kalıyor orada ya. Ya 7000 kişiyle değil tatil devrim bile yapmak saçma geliyor. Yani ne öyle açık büfede kuyruğa girmeler 7000 kişiyle böyle. Hiçbir şey kalmamış, her şey bitmiş. Bir kere her şeyden önemlisi kraliçe gibi süslenmiş güzelim somon balığı bitmiş. Her şeyden önemliymiş. Saçmalama, sen somondan nefret edersin. Ya o gün somondan nefret etmemeye başlayacağım Gülse. Bir de otellerdeki animasyon kağıdı. Uy, beni deli ediyor. Evet. Sağ ayak, sağ el. Sağ ayak, sağ el. Sol ayak, sol el. Yani ülkemizin
Denizin gerzek kısmını turistlere mi tanıtıyorlar? Yoksa turistlerin gerzek kısmını güldürmeye çalışıyorlar belli. İyi. Tamam. Unutalım beş yıldızlı oteli. O zaman seninle küçük, şirin, mini minnacık bir pansiyona gidelim. İşte pansiyoncuların en çok sevdiği şey bu küçük, şirin, mini minnacık pansiyon beklentisi. Bir köylü, uyanık bir köylü, 62 tane yatak var. Tabureleri 60 koyuyor. Oraya da yöresel bir sarmaşıyor dolamış. Gelin de küçük, şirin pansiyon beklentinizi sömürün diye bekliyor. Ha, bir de ikinci tip pansiyon. Bunlar da değil. İşte en korkulacak adamlar bunlar. Böyle yerlerde tam bir kabus. Pardon. Su var mı acaba? Su var mı? Yok. Bizim odalardan su yok. Herkes şu çeşmede. Peki sizde somon var mı? Ne somonu be? Demin beş yıldızlı oteli somon yüzünden terk ettik ya. Canım somon istedi. Tatildeyim ben. Canımın ne zaman ne isteyeceği belli mi oldu kızım? Ben televizyon seyrediyorum. Ama unutma, televizyonu sadece oyalanmak için seyrediyorum. Aslında senden ayrılmayı düşünüyorum. Adalet adlı filmi uygun buluyor ve Necmiye'ye karısının
Batıl içi pırpır. Akşam erkenden eve dönüyor. Oh, çok şükür Necmiye evde. Acmiya! Ne yaptım ben yokken? Sorma, Necmiye bir telaşla anlatmaya başlar. Yani öyle bir şey geldi ki başıma, şaştım kaldım. Ebu Fatık meraktan çatlamaktadır, nasıl sormuşsun? Ne oldu Necmiye? Senin de dilsin anaya gitmek üzere çarşaflandım. Çok güzel. Çıktım sokağa. Evet. Yolda giderken bir herif takıldı peşime. Bir herif? Evet. Böyle ben gidiyorum, o da yanımdakisinde. Ben gidiyorum, o da yanımda. Ay dur bakalım, ne olacak diye merak ettim ben de. Ebu Fatık çok bozulur ama karısına belli etmemek için o da meraklanmış gözükür. Valla ben de merak ettim. Dur bakalım ne olacak? Ben gidiyorum. Dedemimden ayrılmıyor. Dur bakalım ne olacak diye merak ediyorum içimden. Allah Allah. Fesubhanallah. Dur bakalım ne olacak. Sonra bilet aldım. Senin dediğin sinemaya. Aa, adam da bilet almasın mı? Ben sinemaya girdim. O da girdi. Yok ya. Melacayi. Minal Karayi. Dur bakalım ne olacak? Sonra ışıklar söndü ve film başladı. Anlat Necmiye. Ay o herif elini bacağını atmasın mı? Ne diyorsun? Çarşımının eteğinin altına elini sokmasın mı? Aa, şaştım kaldım. Sübhanallah. Alacayip. Anlat çabuk ne anlat Necmiye ne oldu çabuk anlat. Ne diyorsun Necmiye, harif de? Evet, alalım. Allah Allah, dur bakalım ne olacak? Çıktım sınava, o da benim peşimde çıktı. Ben yürüyorum. Sen yürüyorsun harif de, sen yürüyorsun harif de. Allah acayip merak ettim Necmiye. Ben de çok merak ediyorum. Ben köşeyi saptım. Harif de saptı mı? Saptım. Dur bakalım ne olacak? Bizim apartmanın kapısından içeri girdim. O da benimle girmez. Vay harif var. Girdim kata çıktım. O da çıktı. Vay namussuz vay. Dur bakalım ne olacak? Sonra çantamdan anahtarı çıkardım. Dairenin kapısını açtım. Girdim içeri. Aa olacak şey değil. O da benimle birlikte içeri girdi. Harif de yallah içeri. Allah acayip merak etti. Dur bakalım ne olacak. İçeri girince de yatak odasına gidip evet soyundum. Sonra bir baktım. O da bende soyundu. Dur bakalım ne olacak.
şimdi soracaksınız. Ne diye anlattım bu hikayeyi diye. Her gün toplantılarda, otobüslerde, okulumuzda, işlerimizde meraklanıp durmuyor muyuz? Dur bakalım ne olacak bu memleketin hali, dur bakalım ne olacak bu memleketin hali diye. İşte memleketin halinin ne olacağını gösterip sizi meraktan kurtarmak vereceğim.
gelecekti. Ah, sakin ol Şükrünes. İnternette böyle şeyler çok olur. Böyle alanlar çok var. Yani $1000 değil, $3000 verecek adam diyorlar. Yani bir adam geliyor. Nezik bir aile ortamında olağanüstü fantastik bir şey yaşıyor. Düşünsene. Bir anda evinde gitmek ya da tele kızlı olmak gibi bir şey. Aile ortamında yaşanan süper bir şey. Hem internette para karşılığı sevişmek isteyen kadınlar var. Madame Bovary diye bir kadın var Burgaz Adası'nda. Gitsem yanına, yatsam $3000 atıverecek. İki koldan çalışırsak acayip zengin olabiliriz şüphe. Şu anlık yetimdeki bir tane ettin. Derhal onu terk ediyorum. Sakın peşinden gelmeye kalkma. Geldi. Ben valizimi toparlayıp gidiyorum. Ne halim varsa görüşürüz. Aa Şükret, böyle yapılır mı abla? Adam var ya abla, çok yakışıklıymış. Sarışınmış, mavi gözlüymüş. Ferhan Şensoy'un daha genci, daha yakışıklısıymış diyor. Bana bak, yakışıklı olsa ne olacak?